basın mensupları, veren değerli büyüklerimizin. Biliyorsunuz seçim manifestomuzu Sayın Cumhurbaşkanımız 2 gün önce açıkladı. Biliyorsunuz 81 ilimizde millet bahçesi projemiz var. Hedefimiz her ilimize bir millet bahçesi yapabilmek. Bu manada 2023 yılı eylem planı çerçevesinde kişi başı yeşil alan miktarını tüm Türkiye'de 15 metrekare bölü kişiye çıkarma hedefimiz var. Bu manada daha önce hava ikmal olarak Kayserilerimizin bildiği alanı yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın içinde bir Selahaddin Camii, bir caminin yanında müzeler ve millet bahçesinden oluşan konsepte projesini gerçekleştireceğiz. Millet bahçesi kısmı 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı Toplu Konteynerci Başkanlığımız yapımını yapıp inşallah 2019 yılı içerisinde de tamamlayıp halkımızın hizmetine sunma gayreti içerisine girmiş olacağız. Bu millet bahçesinin içinde kültürel alanlar, tarihi alanlar, bizim tarihi aynı minyatürdeki olduğu gibi tarihi eserlerimizin bir minyatürlerinin bulunduğu gezinti alanları, hava ikmal müzesi kaynaklı tarihi eserlerin bulunduğu yine hava ikmal müzesinin bir parçası ve içinde gezinti alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, millet kıraathanesinin olduğu çok önemli bir projeyi 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda Kayserili vatandaşlarımıza hizmet amacıyla yapmış olacağız. Diğer bir önemli kentsel dönüşüm projemiz Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Yeşil ve Hilal mahalleleri içeren kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. İlk etapta buradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde hemen yanında bulunan hazine arazimize Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca 500 tane rezerv konut üreteceğiz. Ve bu konutların bitmesine müteakip vatandaşlarımızı rezerv alana taşıyarak az katlı, bizim tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize uygun bir şekilde, yerel mimariye uygun bir şekilde, yerel malzemelerin kullanıldığı, bizim özümüzü, kültürümüzü yansıtan bu projeyi de bu alanda gerçekleştirmiş olacağız. Ve bu sayede bu alanı büyüttüğümüzde ön tarafta sanayi sitelerinin olduğu ve sanayi sitesindeki oturan vatandaşlarımızın da trafik problemine girmeden arka tarafta yerleşim alanlarının olduğu bizim şehrimizin bir mekansal planı çerçevesinde, bir kentsel dönüşüm planı çerçevesinde bu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Yine aynı şekilde Argıncık mahallemiz var. Argıncık mahallemiz yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda riskli binaların bulunduğu bir alanımız. Bu alanda da kentsel dönüşüme başlıyoruz ve bu alanımızda da 500 konutu 2019 yılı içerisinde başlamak suretiyle rezerv olarak yine aynı şekilde vatandaşlarımıza sunacağız ve etaplayarak da 3 milyon metrekarelik alanı süreç içerisinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle belediyelerimizle, Koca Sinan Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz ve Bakanlığımız ortak bir proje yürütmüş olacak. Ağaçları da hani koruyarak planlama yaparsınız. Yani kendi parkında kalır. Yani kendi içinde çok güzel bir düzenlemeli burası park olur. Yeşil alan. Şehrimizi şimdi görsel olarak gördünüz. Gerçekten o planlı gelişme kültürünün hakim olduğu bir şehir. Biz de görev yaptığımız süre içerisinde buna dikkat ettik ve şu anda hamdolsun 4 sene içerisinde yaptığımız işlerle birlikte şehir çok daha farklı yerlere gidiyor. İnşallah bundan sonra Memlük Başkanı'nda da daha farklı yerlere gidecektir. Tabii ki burada önemli olan Ankara ile hükümetimizle kol kola gidebilmek. Sizlerin desteğini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Gerek kentsel dönüşüm projelerinde, gerek millet bahçesinde, gerekse o merkezdeki Suriçi dediğimiz bölgedeki Cami Kebir, Setenönü Kayseri Mahallesi, şehir merkezindeki Suriçi dediğimiz bölgedeki Cami Kebir, Kayseri Mahallesi ve Kiçikapı Mahallesi'ndeki o düzenlemelere de desteğiniz bu şehirde unutulmaz şekilde iz bırakacak projeler olacaktır. İnşallah. Acizane o projelerde katkımız olursa biz de mutlu olacağız zaten. Tekrar ben şehrimize
gelişlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyor. Eyvallah. Ben de açıkçası bu kısa sürede Sayın Başkanımızın 4 sene olacak Şubat. 4 sene süre içerisinde Kayseri'yi bulunduğu noktada belediyecilik anlayışı zaten iyi bir konumda, iyi bir durumda. Sayın Başkanım da buraya 4 sene bulunduğu, aldığı seviyeden daha yukarı seviyelere çekmek için birçok proje geliştirdi. Bu projeleri bize bugün sundular. Ve baktığınızda artık Kayseri'miz diğer şehirlerimizle yarışan, diğer dünya şehirleriyle yarışan bir marka şehir haline gelmiştir. O noktada hem mevcut belediye başkanımız hem de bundan önceki hizmet etmiş belediye başkanlarımıza ben Çevre Şehircilik Bakanlığımız adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da bu süreçte verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor. Allah kendisinden razı olsun. Yani gerçekten gece gündüz demeden özveriyle burada çalıştılar. Ve Kayseri'yi şehircilik anlamında bir üst seviyeye taşımak anlamında birçok proje ürettiler. İnşallah yeni başkanımız da aldığı bayrağı Kayseri için, Kayserili vatandaşlarımız için daha yukarıya çekmek suretiyle çalışacaktır. Ben hem mevcut belediye başkanımıza hem de belediye başkan adayımıza Memduh Bey'e bu noktada teşekkürlerimi sunuyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde bakanlığımızın 2023 yılı hedefleri çerçevesinde şehirlerimizin yaşam kalitesini arttırmak, kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, çevre ve altyapıya ilişkin tüm işleri yapmak gayretiyle şehirlerimize gideceğiz. Vatandaşımıza hizmet etme noktasında projelerimizi bakanlığımızla birlikte yürüteceğiz. Bugün de bu vesileyle Kayseri'mize geldik. Projelerimizi istişare ettik. Yerinde incelemelerde bulunduk. Ve artık pazartesinden itibaren de bu projeleri uygulamak suretiyle buradaki yaşam kalitesini arttırmak, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşımızın risk içerisinde bulunduğu süreci bertaraf etmek adına projelerimizi gerçekleştireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. El yapımı bugün anısına sembolik. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Konyalı bakanla Kayseri pastırması. Hadi. Alt taraf otopark mı? Kaç kata çıktınız? Çalış. Bak lan şimdi.